Bir takım beklenen şeyler var. Yani tabii. Olmazsa olmazlar. Böyle ne tarz? İlk günü gelen ufak zamlar vardı. Küçük. Hani böyle küçüktür onlar. Güncelleme de be. Ne zamı? Öyle aa. Diyelim. Köprü ve otoyol geçiş ücretleri mesela bunlardan biri. Geçmeyi ver ya. Ne var canım 2024'te de köprüyü geçene geçme kadar. Diyorsun. Geçme yani. Bak, ya da geçene Anıl, kadar. Kuaför arkadaşımız biliyorsun. Merhaba Anıl. Anıl Çanakkale Köprüsü'nden merhaba. Çanakkale'ye gitti. Otoyol 1915. Evet 1915'ten köprü ve otoyol olarak. Güzel. Giderken 280 lira ödedi. Dönerken. Helikopter kiralasaymış daha ucuza gelirmiş. 280'e gitti giderken daha zamsız halde. Dönerken tahmin et. Dönerken de kaç? 410 lira. Al işte. Evet. Bu giderken ayrı, 2024'ün nasıl geldiği buradan belli. Ha. 2023'te bir hop gittik yine aman Allah'ım bu ne para falan derken 2024'te aman Allah'ım bu ne para da oldu yani. Güncellenip döndü yani güncelleyelim. Rakamlar. Bakalım peki, neymiş? Evet. Araç sınıflarına göre 205-920 lira arası Osman Gazi Köprüsü'nden bahsediyoruz. 205-920 lira. Bunda sadece köprü. Otoyolunda biliyorsun ya köprüye girmek için tabii. De otoyolu kullanmak lazım. Evet. Hmm, orada biraz daha pahalı olabilir. Bunlar peki, köprü fiyatları. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 ila 275 lira maşallah. Arasında yine araç sınıflarına göre değişiyor. Bisiklet biliyorsun. Herhalde 35 lira olan. Evet motorlar. Hmm. 1915 Çanakkale Köprüsü de 75. Araç sınıflarına göre yine sevgili Adıl'ın geçmiş TL'den olduğu gibi 400 liraya kadar. E fena rakamlar değil. Evet. Hani yüzde bilmem kaç enflasyon vardı demek ki bayağı coşmuş gitmiş. Evet. Peki buraya bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü AKS aralığına göre araçlar 15 ila 110 lira arasında. Evet. Ve motosiklette 6 lira. 6 lira. Bak 6 lira. Yani herhangi bir araçla ikinci köprü ya da birinci köprüyü kullanacaksanız evet. Sadece gidişte ya da dönüşte 15 liraya çıkmış hayırlı uğurlu olsun ama birkaç ay önce zaten bu zamlar olmuştu geri çekildi. Biraz. Ondan sonra dediler ki bunu biz 1 Ocak'tan sonra yapalım dediler. Şimdi olmuş hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Zorunlu olarak sürekli bu yolu her gün geçip dönmek tabii. Zorunda olanlar var. Tabii. Hal böyle aralık varalık bakmak aslında ne yapacaksın? Şuraya bir pervane. Jetgiller aynen öyle. Hop Altunizade'den tak Beşiktaş'a Gayrettepe'ye oradan falan.